Merhaba sevgili Medyascope izleyicileri. Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Gökçe Çiçek Kösadı. Gündeme dair soruları Nuray Mert'e soruyorum efendim. Nuray Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen izleyicilerimiz için haftanın gündemini şöyle bir hatırlatayım. Altı Muhalefet Partisi liderinin yemekte buluşması tabii en çok konuşulan konuydu. Buluşmanın HDP'siz olması da en çok eleştirilen konulardan biriydi. Elektrik faturalarının yüksek olması hem halkın hem de iş insanlarının gündeminde, aynı zamanda siyasetçilerin de gündeminde. Kılıçdaroğlu faturamı ödemeyeceğim çağrısı yaptı. Bugün partilerin grup toplantıları vardı. Liderlerin gündeminde hem işte zamlar, faturalar hem de bu altı muhalefet partisinin buluşması, yemeği vardı. Bahçeli çok sert sözlerle eleştirdi. Hem Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışını hem altı muhalefet partisinin bir araya gelmesini. Ben böyle bir baktım, şöyle birkaç cümlelik alıntı vereyim dedim ama her biri birinden nadide sözler. Hiçbirinden vazgeçemedim gerçekten. Şöyle bir üstünden geçeyim istiyorum. Zaten bir süredir meseleyi de Kılıçdaroğlu'yla çok kişiselleştiriyor Bahçeli. Yani neredeyse her grup toplantısında mutlaka Kılıçdaroğlu bir kere var. Bugün de şunları söyledi. Elbette Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalması arzu etmeyeceğimiz bir durum. Biz onu düşünerek geçen hafta bir kampanya başlatmıştık. 81 il teşkilatımıza çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'na birer kandil göndermelerini, bizzat talimatını verdim dedi. Allah var ya, Kılıçdaroğlu onca kandili ne yapacak, nereye koyacak, nasıl muhafaza edecek? Doğrusunu isterseniz merak içindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu, yak kandili, tak külahı, bak keyfine. Nasıl olsa tuzun kuru, rahatın yerinde, işlerin tıkırında. Yeni adımlar atacağından bahsetmişsin. Bilmelisin ki layık olduğun cevabı da hemen alırsın. Esasen kandile yabancı değildir Kılıçdaroğlu. Kandile uzak ve mesafeli hiç değildir. Kandil'in kanlı ve köhne telkiniyle yolunu aydınlatma hevesine kapıldığı da bilinmektedir. CHP'nin trafosu, ana şebekesi, yük tevzi merkezi Kandil'dir diyor. Evet, sözü size bırakayım. İlginç sözler. Evet, yani kusura bakmasın ama Devlet Bahçeli'nin konuşmaları bana hep, yani şimdi reklam olmasın ama falım cikletleri var, rastlıyor musunuz? Evet. Reklamlarında görüyorum, böyle içinden bir takım maniler çıkıyor. Böyle bir söz döndürmeler filan, böyle bir garip garip maniler. Çok da eğlenceli oluyor. Maalesef Bahçeli'ninkiler öyle eğlenceli değil, tedirgin edici. Ama onlara benzetiyorum. Sürekli olarak böyle bir takım göndermeler, semboller üzerinden bir takım vurgular yapmaya çalışıyor. Bunu uzunca bir süredir yapıyor. Ama bu kandil vurgusu da çok açık bir vurgu zaten. Yani işte zaten kendisi tekrar bağlıyor. İşte HDP ile bağlıyor. Ama bu kandil vurgusunun ben sadece Kandil, işte PKK filanla ilgili, işte HDP, oradan CHP ile bağlantı kurmak, yani terörle iltisaklı hale getirmekten ibaret olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de politik dili, işte takipçilerin, destekçilerinin de siyaset dillerini, seviyelerini büyük ölçüde etkiliyor diye düşünüyorum. Yani bir parti liderinin bu terimlerle konuşmasının. Onun ötesinde şimdi ben pek öyle öküzün altında buzağı aramayı sevmem ve aşırı yorumlardan çok kaçınmaya çalışırım. Öncelikle bunu söyleyeyim ama bütün bu ihtiyatlı olma çabama rağmen ben kandil meselesinde şu cümle beni çok irkiltti. Yani dediğimiz gibi açık göndermelerin ötesinde Kılıçdaroğlu'na yak kandili, tak külahı diye bir cümle geçti. Şimdi ben burada Aleviliğe bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Düşünmeye başladım. Daha önce böylesi bir kuşkuya mum meselesinde de kapılmıştım. Dedim ki işte daha fazla belki böyle algılayanlar olduğunu bilmiyorum. Ama fazla aşırı yorum yapmamak lazım filan diye, ama orada da Elektrik faturası filan üzerinden siz mumlara alış. Neydi o cümleyi, tam hatırlamıyorum ama. Ben onun da notunu aldım sanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuşmuş bu. 2 Şubat'ta
diyor ki 100 bin megawata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz diyor. Sizin hayatınızda sadece mum vardı, mum gaz lambası vardı. Biz de bunu bu hale getirdik diyor. Ben faturalarla ilgili tabii bu çalışmayı yapmıştım ama siz meselenin farklı bir boyutunu yorumluyorsunuz. Buyurun. Evet, yani o vesile, öyle bir vesileyle yaptınız. Orada da gene bir işte siz mumlara alışıksınız ve gaz lambalarına alışıksınız filan. Şimdi gaz lambası arkasından geldi ama ve herkes onu işte ya işte evet herkes işte AK Parti ile elektriğe kavuştu filan, bu ne rezalet bilmem ne böyle bitiyor yani, geçmişte bizde elektrik yok muydu filan diye değerlendirdi. Ama ben oradaki mum vurgusundan, külah vurgusundan böyle örtük de olsa bir dokundurma olduğu kaygısına kapılıyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğine ilişkin olarak. Belki bu Cumhurbaşkanlığında da adı çok daha net geçmeye başladı ve hep en birinci argüman işte bu ülkede Alevi Cumhurbaşkanı olamaz filan da deniyor ya böyle. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği hep böyle konuşuluyor Cumhurbaşkanı'nda. Evet, işte ne zaman adı geçse. Ama açıkça telaffuz edilmiyor ama zihinlerin gerisindeki bu şeyi vurguyu biraz açığa çıkaran bir şey olarak görüyorum. O yüzden sabahleyin grup konuşmasını dinledikten sonra şeyi hatırladım. 2010 yılında referandum tartışması yapılıyordu o zaman. Onu bir bakayım dedim. Çünkü o yıllarda yargı reformu üzerinden bir Alevilik dokundurması olduğunu hatırlıyorum. Hatta CNN'de Yetmez Ama Evetçi iki arkadaşla bunun tartışmasını yaptığımızı da hatırlıyorum. Çünkü Zaman Gazetesi'nde rastladığım bir yazıda açıkça bu zaten yani yazıya çiziye dökülmediği durumlarda da çok belli çevrelerde dolaşan bir şeydir. Bilmem siz genç gazeteciler biliyor musunuz? İşte yargıda TSE damgası var. İşte TSE damgası olmayanı yargıda hiçbir yere atanmaz. Bu ne demektir? Biliyor musunuz TSE damgası ne demektir? Türk standartları yani su diye düşünüyorsunuz. Evet, ben öyle düşündüm ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Tunceli, Sivas, Erzincan, Alevi üçgeni ne gönderme yapılır ve yargıda Alevi hakimiyetinden bahsedilir. Ve o dönemde de Zaman Gazetesi'nde başka yerlerde çıktı mı hatırlamıyorum. Ama yani biz tartışırken o öyle bir yazının üzerinden ben konuyu açtığımı biliyorum. Arkadaşlarımıza yahu yani yargı reformu eğer böyle Alevilik göndermesi üzerinden Alevilere karşı bir hamle olarak tasarlanıyorsa bundan nasıl bir demokrasi umuyorsunuz filan diye konuşmuştum. Sonra da şu an bir Google'a yazdım Nuray Hanım da. Bayağı isim vermeyeceğim şimdi. Sabah'ta da bir köşe var bu konuyla ilgili. Başlığı şey, evet yüksek yargı Alevilerin elinde. 2010'da yazılmış ama tabii okumadan bir şey diyemem. Hani bir kinayem var, gerçek bir manşet mi bilmiyorum. Buyurun. Aa, yok tabii tabii. Bunlar yani Sabah'ta evet doğru söylüyorsun. Başka gazetelerde. Ben o akşamki tartışmayı işte bir Zaman Gazetesi'ne çıkan bir yazı üzerinden özellikle yaptığımı hatırlıyorum. O yüzden bugün de bu tartışmaları hatırladım ve işte yargı reformunun hatta o programın arasında da bu arkadaş, tartıştığımız arkadaşlardan bir tanesi. Ya işte Nuray böyle fazla şey yapıyorsun işte aşırı yorum yapıyorsun filan. İşte biliyoruz bu arkadaşları tanıyoruz. Bunların böyle bir hani Alevi düşmanlığı olamaz. Arkadaşlar denilen de işte İslamcı çevredeki tanıdığımız bir takım işte entelektüel yazar filan çizer insanlardan bahsediyor. Ve daha sonra da bu iş şeye yüklenildi. Yani Fethullahçı çevrenin bakışını yansıtıyor diye. Ben de o günkü gazete neydi? Benim dosyalarımda vardı da böyle hızla bir bugün grup konuşmasından sonra ben de Google'da baktım. Ve neye rastladım? Sizin şimdi baktığınız gibi bir sürü başka referansın yanı sıra o yazıyı bulamadım sonuçta. Ama ona benzer şeyler buldum. Ve ondan önce de işte Seyfi Oktay üzerinden, onun yaptığı bir röportaj üzerinden bu özellikle gündemi gelmiş. Seyfi Oktay'ı da siz hatırlamazsınız.
İşte Adalet Bakanlığı yapmıştı. DYP, SHP koalisyon hükümetinde 91-94 yılları arasında. Ve bir Alevi dedesi olduğu için Alevileri hep yargıya yerleştirdiğinden bahsediliyordu. Onun da böyle bir röportajında cevabı vardı. Ne yapayım yani, MHP'li faşistlerle refahlıları mı doldurayım falan diye. Bu iş buradan iyice büyümüştü falan filan. Şimdi bütün onlar ortalara döküldü. Fakat bu arada yeni bir yazıya rastladım. Asıl şaşırdığım bu. Star gazetesinde geçen yaz aynı bu iddialar o zamanlar ta 90'lı yılların başlarında gene 2000'li yıllar 2010'lardaki böyle o dolaşıma giren bütün iddiaların aynısıyla tıpkısı şeydi, bir bakayım şuraya bir not aldıysam size söyleyeyim kimin imzasıyla çıktığını, ama şeydi. Evet, 5 Temmuz 2021 Star Gazetesi. Ama kimin imzasını şey yapmamışım. Aynen bu iddiaları tekrarlayan, yani bu iddiaları tekrarlamakla kalmayıp bir de işte o zamanlar cevaben söylenmiş bir takım şeyler vardı. Yani eğer yargı zaten Alevilerin elinde olmuş olsaydı Sivas davası ve işte Alevi katliamları hakkıyla sorgulanırdı. Hukuk eğer Alevilerin elinde olmuş olsaydı falan diye. Yanlı olsaydı yani Aleviler, Alevilik yanlısı olmuş olsaydı diye. Bu geçen seneki yazıda, daha bir senesi bile dolmamış. Bir de neye rastlayayım? Yani bütün bunların tekrarı bu yetmiyormuş gibi. Bir de Anadolu'nun Müslüman çocuklarının haksız yere Sivas yüzünden yargılanmış olduğundan şikayet. Dolayısıyla yani bir yazı ne olur diyeceksiniz filan da aynı zihniyetin devam ettiğinin göstergelerinden biri. 5 Temmuz mu demiştiniz yazı için Nuray Hanım? Efendim? Yazı için 5 Temmuz mu demiştiniz? Bakayım, 5 Temmuz evet. Yakup Köse olabilir mi? Olabilir, olabilir. Evet, olabilir. Buyurun. Sivas mağdurları yeniden yargılansın diye bir manşet atmış. Da yazının içeriğini okumadım henüz. 5 Temmuz 2021. Buyurun. Evet, yani bir zihniyetin yani böyle dediğim gibi kurcalayıp işte olmadık bağlantılar kurma falan çabasında hiç değilim. Ama bir zihniyetin, bu zihniyetin hep devam ettiği, dediğim gibi 2010'da böyle yargı reformu tartışmaların içinden bile bu söylemlerin geçtiği ve çok da önemsenmediği bir konu olarak ben yani bunların hala bir çevrenin, zihninin gerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani herkesi bu şeye mahkum etmek istemem yani bu suçlamaya veya yoruma diyelim. Ama ben Bahçeli'nin de işte bu mumlar, külahlar filan meselesi üzerinden hani sadece ortalarda dolaşılan sizin dediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı'nın işte bir Alevi olması filanın sorun edilmesi. Ötesinde diyorsunuz. Gerçekten de çok daha ciddiye alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de Alevilik meselesi üzerine işte çok zaman zaman tartışılıyor. Ama ben bu arada, son zamanlarda bunun çok gündeme getirilmediğini düşünüyorum. Bu arada ben de şunu hatırladım Nuray Hanım. Şey, bu Sedat Peker video çektiği dönemlerde çok fazla işte Alevilere özgü simgeler kullanırdı, işte bir takım şeyler söylerdi. Sonra da evet. Bu durum tepki çekince şöyle bir tweet atmıştı. Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi Derin Mehmet'in adamları tarafından geçmişte Gazi Osmanpaşa'daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır diye de bir tweet'i vardı Sedat Peker'in. Evet, buyurun. Doğru yani hatırladım. Söyleyince ben de hatırladım. Evet, Sedat Peker'in de sürekli böyle bir şeyi vardı. Bir Alevi sembolü olan işte çatallı kılıç, kolyeler
sürekli bir alevi vurgusu. Baktık ki kimse bunu anlamıyor. Kendisi dediğiniz gibi açıkladı. Yani ben bunu gündeme getiriyorum. İşte şu şu nedenden. Allah ne kadar artık bir gerçeğe dayanıyor iddiaları. Orası tartışılır ama gündeme gelmiş olması. Yani bir şekilde gene Aleviliğin dolaşıma girmiş olması açısından doğru hatırlamamız gereken bir şey. Yani bir böyle Alevilik merkezli bir kışkırtma işte bir şey olur mu? Provokasyon bir olay olur mu seçim öncesinde filan? O çok spekülatif kalır. Ama bundan bağımsız olarak yani velev ki böyle bir şey zaten söz konusu değil. Aklımıza bile getirmememiz lazım. Ama telaffuz edilmesi birinin muhalefet partisi genel başkanının Aleviliğinin telaffuz edilmesi ve olumsuz manayla telaffuz edilmesi adeta böyle bir ihtar, bir parmak sallama şeklinde telaffuz edilmesinin ben daha açıkça konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Onun ötesinde Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki çekincesini anlıyorum. Yani kalkıp da evet işte ben Aleviyim ne varmış bunda filan demesinin karşısındaki bütün bu dediğim gibi bu zihniyeti perçinleyeceği kaygısı olduğunu düşünebilirim. Ama bir şekilde ne kadar geri adım atarsanız o kadar bu tür şeyler konuşulmuyor. Fakat bir şekilde gene dolaşım içerisinde kalıyor ve bu zihniyet pekişiyor. Benim kaygı duyduğum şey bu. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendisi olmasa bile CHP'nin ve diğerlerinin de aslında diğer muhalefet, altı muhalefet partisi işte bu masa etrafında işte bu hafta evet çok konuşuldu, buluştular. İşte demokratik bir adım atma, işte parlamenter birleşime gelme konusunda ki iradelerinin altını çizdiler. Diğer bu çerçeve içerisinde bir araya gelenlerin evet ben de biliyorsunuz sizlere çok konuştuk HDP'nin olmamasının nasıl bir demokrasi ittifakı söz edeceğimizi, etkileyeceğini ben de sürekli vurgulamaya çalışıyorum. Bu şeyler buluşmalarda, programlarda da hatırladığım kadarıyla birkaç kere söz konusu ettik. Onun bu dışında, bu sorunun dışında bir şekilde hani bir araya gelmiş diyelim, eksikliği de olsa bir demokrasi ittifakı, demokratikleşme, işte parlamenterleşme geçiş işin planlandığı, siyasal olarak bu konuda anlaşıldığı bir çerçevede diğer partilerin de bu çerçevede yer alan diğer partilerin de bir şekilde Alevilik konusunda cesur bazı yani Aleviler komşumuzdu falan filan değil de ya evet yani muhalefet partisinin genel başkanı Alevi. Ne var bunda yani itiraz nedir? Alevi bir söylenti işte bir Alevi mi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak adayı olacak yani evet öyle olacak diyelim ki olacak Kılıçdaroğlu aday yani diğer yorumları bir tarafa bırakarak yani olmalı mı olmamalı mı işte Erdoğan'a karşı güçlü bir aday olur mu olmaz mı onun ötesinde Bu alanın biraz bence temizlenmesi gerekiyor. Yani bunun açıkça konuşulması gerekiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı olduğundan itibaren bu böyle karından konuşmalar devam ediyor. Bu amalarla başlayan düşünce özgürlüğü savunulu düşünce özgürlüğünü amalarla savunmaya benzedi. Bu yine konuşmuştuk bu konuyu da hatırlıyor musunuz? İşte Sedef Kabaş'ın söylediği de çirkin ama diye başlayan savunmalar gibi. Bu Aleviliği de net olarak dile getiremem hali. Buyurun. Evet yani siz hatırlıyor musunuz? Ben bunun artık Türkiye'de hele de yani böyle dokundurmalar velev ki ben fazla hassas davrandım değil. Fakat böyle bir rivayetler, böyle bir dolaşımda olan bir zihniyet yapısı bunun Aleviliğin, CHP Genel Başkanı'nın Alevi olmasının bir zaaf olarak resmedilmesinin bence üzerine gidilmeli. Yani bunu CHP'liler de yapmalı. Demin dediğim gibi içinde bulunduğu siyasi şimdi işte seçim ittifakı olabilir, demokratik düzene dönüş işte veya parlamenter sisteme dönüş ittifakı olabilir. Bu çerçeve içerisinde bence açıkça dile getirilmeli. Yani bu böyle korkulan bir konu oldukça bu anlayış pekişmiş oluyor. Yani kimse aman susun Kılıçdaroğlu
Alevi ama yüzüne vurmayalım falan demeye geliyor bu. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Anadolu'nun Müslüman çocuklarından kastedilen şey işte bu son bahsettiğim yazıda. Yani asıl bu asli unsur, bu zaten anlayış çok hakim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bile kısmen böyle bir anlayışçı olan insanların olduğunu biliyoruz. Veya destek, oy veren insanlar da. Ben bunu hayatımda şaşırarak karşılaştım da o yüzden söylüyorum. Bir evlenme mevzusu dolayısıyla bir genç bir arkadaşın. Bunun yani asli unsurun Sünni, Müslüman, Türk olması meselesi. Eskiden daha çok konuşulurdu ama şimdilerde özellikle de Kılıçdaroğlu etrafında yani bu büyük bir mahcup olunacak şey, örtbas edilmesi gereken şey, muamelesi görmeye başladı. Bu tür tutumlar ancak bu anlayışları pekiştirir. Yani ayıplı bir durum olduğunu, Alevilerin ayıplı bir durum olduğunu, Alevi birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olamayacağı, olmaması gerektiği yönündeki imaları, anlayışları pekiştirir. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? O açıdan ben böyle ki herkes kimliklerini ortalara döksün. Belki kendini öncelikle Alevi kimliğiyle tanımlıyormuyordur. Yani belki değil, hani söylem, siyasi söylemlerinden Kılıçdaroğlu'nun yapıp ettiklerinden anladığımız bu. Yani kendini, hiçbir insan da kendini öncelikle bir kimlik etrafında tanımlamak zorunda değil. Yani yok bir dakika, sen illa Alevi'sin, bu Alevi kimliğine sahip çık manasını da söylemiyorum ben. Tam tersini söylüyorum. Çünkü kimlikler bir noktadan sonra atfedilen, özellikle de böyle üzerinde tepinilen kimlikler, atfedilen kimlikler. Yani size, siz istediğiniz kadar kendinizi o kimlik çerçevesinde, öncelikle o kimlik çerçevesinde tanımlamayın. Siyaseti öncelikle o kimlik çerçevesinde yapmayın. Değil mi ki size o kimlik atfediliyor ve bunun üzerinden siyaset yapılıyor. Bu bir şekilde dolaşıma giriyor, siyasal tartışma içerisinde dolaşıma giriyor. O halde bunu bir şekilde tartışma konusu yapmanız lazım. Yani Kılıçdaroğlu'nun ben işte kendini öncelikle Alevi kimliği çerçevesinde tanımlamadığını, siyasetini de bu çerçevede tanımlamadığı için bu tartışmadan kaçınmasını anlayabiliyorum. Ve bu yönde zorlanmasının da haksızlık olduğunu düşünebilirim. Ama dediğim gibi bu bir yere kadar, yani böyle arkanızdan gölge gibi sürekli olarak Alevi, Malevi, Mum'du, oydu, buydu gibi çirkin çağrışımları olan, çirkin önyargıların çağrıştırdığı laflar ediliyorsa, bunlar bir şekilde dolaşımdaysa, toplumsal manada da siyasal çerçevede de bunlar dolaşıma giriyorsa, dediğim gibi yani topyekün bir Alevi meselesinden değil ama en azından şimdi burada bahsettiğimiz gibi, evet, yani CHP'nin genel başkanı, ana muhalefet partisinin genel başkanı Alevi kardeşim. İtirazınız nedir? Bunu konuşalım ya, bir itirazı olan varsa da hayır şu nedenle olamaz. Kahir ekseriyet Sünni kardeşim, bu memlekette illa bir Sünni siyasi temsil makamında olabilir. Diğerleri olamaz denmiyorsa oturup bunu da konuşalım. Yani şimdi bunları böyle konuşmadığımız zaman bunlar şeyden arka dolaylı yoldan onaylanmış oluyor. Yani evet. Şimdi Alevilik yani bir siyasi temsildi de kardeşim zaafa uğratır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın o kadar derin ve yaralayıcı bir mesele ki bu. Ben şeyi hatırlıyorum, Gültan Kışanağ'ın Diyarbakır Belediye Başkanı olduğunda HDP'nin seçmenleri içerisinde bile, o zaman BDP miydi, HDP miydi? HDP'de olabilir, şimdi bunu hatırlamıyorum. Bu mevzunun konuşulduğunu, yani onaylanarak konuşulduğunu değil ama Diyarbakır'da bazı seçmenlerinin Gültan'ın Alevi kimliğini yadırgadığını ve küçük bir desteğinde düşüş olduğundan bahsedildiğini hatırlıyorum. Bundan daha yakıcı bir şey olabilir mi? Yani bahsettiğimiz siyaset çevresi bu. Yani Kürt siyasal hareketi çerçevesinden bahsediyoruz. Diyarbakır gibi politik olarak çok aktif olan bir bahsediyoruz. Coğrafyadan bahsediyoruz. Orada bile bir Alevilik mevzusu geçiyor işin içinden. Anlatabiliyor muyum?
Yani o yüzden bunların daha açık bir şekilde konuşulması lazım. Ve geçiştirilecek şeyler değil bunlar demek istiyorum. O yüzden ben bu hafifte ve geçmişte yapılan tartışmaları ve söylenenleri hatırlatma. O yüzden hatırlatmak istedim. Belki de çok fazla çok uzattım bilmiyorum ama ben bunu önemsiyorum. Yani diğer gündemdeki konuları evet yani elektrik faturaları çok geliyor. Ben doğrusu elektrik faturasını ödemem çıkışında Kılıçdaroğlu'nun bu arada çok da böyle etkili bir muhalefet aracı olarak da görmedim, onu da söyleyeyim. Yani belki bazıları bunu çok şey görüyordur. Bazıları ise işte Alevi derneklerinin de benzer, yine bu konuyla ilgili olarak benzer bir itirazda bulunmasını yine buna bağlayacaktır, bahsettiğimiz konuya bağlayacaktır. Ben yani buna sonuna kadar itiraz etmekle beraber dedim bir genel olarak yani fatura ödememenin çok da etkili bir siyaset, etkili bir muhalefet siyaseti ifadesi olmadığını düşünüyorum. Gene kızacaklar olacak herhalde. Diğer konularda da yani evet yani iktidar cenahı hala işte efendim elektrik fiyatlarının artması, işte elektrik şirketlerinin, yani bu sabah yine birileri bahsediyordu. Elektrik şirketlerinin fazla kar ihtirasından oluyor. Yani o özelleştirmeleri kim yaptı? Yani o şirketler kamu hayrına değil, kar amacıyla şey yaptıkları, yani elektrik dağıttıkları bir sır değil. Kalkıp bunu bugün keşfetmiş gibi davranmanın ne alemi var filan diye sonsuza kadar bunu da konuşabiliriz. Ama dediğim gibi bence diğer konuyu yani böyle bu konuda hassas olan diğer arkadaşlar da dinlendirirse memnun olurum. Siz dediniz ki ben konuyu önemsiyorum. Çok uzatmış olabilirim ama bence de konu önemli. Özellikle bir kimliğin sakınan, sakınılan, sakınılması gereken bir kimlikmiş gibi tartışılıyor, konuşuluyor olması elbette kırıcı bir şey. Kendini Aleviyim diyen insanlar için. O yüzden de programımızın bu bölümünü buna ayırmamız bence de gayet şık oldu efendim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bitti mi programımız? Tabii ben o kadar çok konuştum ki o konuda. Ama gerçekten dediğim gibi yani bu nezaketsizliğin falan ötesinde daha derin bir problem, inanın. Daha derin bir problem yani Alevilik, Sünnilik, mezhepçilik. Giderek Türkiye'nin Sünni mezhepçi sağ cenahı daha doğrusu. Yine sadece AK Partisi'nden değil, içinden geldiği İslamcılık da değil sadece. Sağ siyaset cenahı, muhafazakar, merkez, sabri. Bu cenahta Türkiye'nin asli unsurunun Sünnilik olduğu, Sünni Müslümanlar olduğu. Yani Türklük vurgusu ne kadar fazlaysa aslında mezhep vurgusunun da öteden beri önemli olduğunu ve siyaseten hep dolaşıma girdiğini, hep bir karşılığın olduğu, bir karşılık bulduğunu veya hep kışkırtıldığını ve karşılığını yarattığını biliyoruz. Ve bazen hatta belki artık değil ama yakın zamana kadar bazen etnik kimliklerin çok önüne geçtiğini de biliyoruz. Yani Kürt kökenli biriyle Türk kökenli birinin evlenmesinin sorunu olmadığı ama bölgede işte bir Alevi, yani her ikisi de Kürt veya her ikisi de Türk etnisitesi kökenli veya öyle varsayılan, öyle tanımlanan iki insanın farklı mezheplerden olunca evlenmesinin sorun edildiğini, çok yakın zamanlara kadar sorun edildiğini biliyoruz. İnsanlara tabii tercihleri falan, yani belki benzer bir hayat yaşama alışkanlığı olan biriyle evlenme tercih edilebilir. Ama bunun şahısların iradesinin ötesinde ailelerin meselesi haline geldiğini falan gayet iyi biliyoruz. Ve etnik kimliklerin, kültürel kimliklerin bazen ötesinde derin bir ayrım ve bir ön yargı ve siyasal karşılık bulan konu olduğunu biliyoruz. O bakımdan dediğim gibi bütün dakikalarımızı buna harcasıydık da öyle olsun, ben değer diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Nuray Hanım. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Siz izleyicilerimize de bu sohbete eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler efendim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.